Merhaba gençler. Koronavirüs bilim kurulu toplantısı bitti. Tabi bayağı bir yazı paylaştılar. Tabi bizim için önemli olan maddelerdi. Paylaşılan maddeleri okuyacağız. Buna geçmeden önce bu tarz videolarca kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. İyi seyirler. Şimdi 6 madde almışlar. Bunu teker teker okuyalım. mRNA aşısı olmuş olup ikinci dozdan itibaren 6 aya kadar süre geçmiş kişilerde risk grupları önceliklerinden hatırlatma dozu yaptırmaya uygun olacağına karar verdi. Bu gruplar 60 yaş üzeri vatandaşlar, 18-60 yaş arası olup kronik hastalığı olanlar, başta sağlık çalışanı olmak üzere yüksek riskli mesleklerde çalışanlar. 2. 60 yaş üzeri vatandaşlarımız ile gebelik tam aşılı olmalarının son derece önemli olduğu bir kez daha vurgulanmıştır. İleriki yaştaki vatandaşlarımızın da ve anne adaylarımızın aşıları eksik kalmamalı. 3. Okullarda salgına yönelik rastgele taramalar durumu değerlendirilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığımızla işbirliği içinde taramaların devam ettirilmesi salgının seyri açısından önemli bir gösterge olarak görülmüştür. Okullarla ilgili tek bir madde arkadaşlar, o da 3. maddeye geçmiş. Onun dışında okullarla ilgili herhangi bir şey yok arkadaşlar. Tekrarlıyorum. Okullarla ilgili geçen tek madde şu 3. madde. Onun dışında bir şey yok. Tabi burada şey yapılmış. Alman'la ilgili de bir şey değilmiş. Onun hakkında bir girmek istiyorum. Sağlık çalışanı oluşan bu büyük aileye yeni üyelerden katılacak müjdesi daha da önem verilmişti. Bu konuda da çok yakında güzel haberler öğrenmiş olacaksınız. Heyecanla aramıza katılmayı bekleyen genç kardeşlerim, beklediğiniz günün yaklaştığını ifade etmek isterim. Mülakat yapmadan sadece KPSS sınav sonuçlarına göre yerleştirme yapacağız demişler. Hem anım olacağını söylemişler. Okullarla ilgili herhangi bir şey yok. Yani bu yüz yüze eğitimin devam ettiği anlamına geliyor. Burada okullarda testlerin rastgele testlerin devam edeceğini vurgulamış ve sağlık çalışanlarına şunu söylemiş. Büyük bir yani güzel bir sağlık alımı olacağını şuradan zaten anlıyoruz. Dediğim gibi okullarla ilgili herhangi bir şey değinmemiş ama sağlık alımı ve sağlıkçı alımı olacağını net bir şekilde vurgulamış. Okula yüz yüze eğitimi devam ediyor. Artık bundan sonraki kabine toplantısını bekleyeceğiz. Kabine toplantısından çıkan kararlar da tabii biz Fikir Hocam kanalında paylaşacağız. Ama burada çıkan tek önemli madde sağlık alımı olacağının en büyük vurgusu yapılmış. Yorumlar kısımlarımız varsa belirtin. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.